Yüz estetiğinde sınırları biraz zorlamaya ne dersiniz? Yüz germe ve kaş kaldırma operasyonlarıyla siz de güzel bir görünüme sahip olabilirsiniz. Estetikte trendler asla bitmiyor. Mutsuz olduğunuz bölgelerden tek bir ameliyatla kurtulabilirsiniz. Yanımda uzman doktor Fatih Dağdelen var. Nasılsınız Fatih Bey? Teşekkür ederim Müge Hanım, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Bir hastamız var yanımızda. Evet. Birazcık bize hastamızdan bahseder misiniz? Hastamız 48 yaşında ve bugün bu program için makyaj bile yapmadı ve makyajsız geldi ki çünkü hani insanlar bunun makyajla yapılmış bir değişim olduğunu görmesini istemedik. Şimdi bu hastamızı bundan 2 ay önce ameliyat etmiştim. Ve hastamızı aynı ameliyat esnasında yüz germe, burun, göğüs dikleştirme, karın ve bel kısmından yağ alma, sırt kısmından yağ alma ve popo büyütme ameliyatı yaptım. Bunların hepsini tek bir ameliyatta yaptınız. Evet, hepsini tek bir seansta gerçekleştirdik. Ve hastamızda aradan 2 ay geçti ve 2 ay sonra bana tekrardan kontrol amaçlı geldi ve size de denk geldi ki en azından hastamız da kabul etti. Kendisi çünkü Türk değil. Evet. Hastamız Belçika'da yaşıyor, Fransızca konuşuyor. 2 ayın sonunda sağlıklı gözüküyor. İyileşme süreci kısa sürdü anladığım kadarıyla. Evet, yani sonuçta kombin ameliyatlar günümüzde çok trend bir konu. Sizin programımızın ismi de son moda olduğu için bu nedenle özellikle böyle bir hastayı tercih etmemiz aslında iyi oldu. Bu hastamıza yani yüz germesi mesela 2 saat sürdü. Burun ameliyatı 1 saat sürdü. Göğsü yine 1 saat sürdü. Karın ve bel bölgesinden yağ almak 1,5 saat. Sırttan yağ almak da yarım saat civarında sürdü. Poposuna da tabii yağ enjeksiyonu yaptım. O da 1,5 saat sürdü. Uzun bir ameliyat. Yani toplamda 7-8 saatlik bir ameliyattan bahsediyoruz. Fatih Bey, bir de size son trendlerden olan kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatını sormak istiyorum. Tabii ki. Nasıl? İkisi aynı anda oluyor mu? Şimdi şöyle, kaş kaldırma da bizim sık yaptığımız operasyonlardan birisi. Tabii bu hastamız için kaş da kaldırabilirdim ama o seansta biraz fazla olacak. Çünkü zaten sınırlarımızı zorladığımız bir takım işlemler bunlar. Kaş kaldırma bizim endoskopik olarak yaptığımız, saç içinden girilerek yaptığımız bir uygulama. Ve kalıcıdır. Bakın bu çok önemli. Yani bir iple çekmeden, iple kaldırmadan, iple asmadan bahsetmiyorum. Ya da botoksla yapılmış ya da dolgularla yapılmış bir kaş kaldırmadan bahsetmiyorum. Endoskopik yani kameralar vasıtasıyla gerçekleştirilen bir kaş kaldırmadan bahsediyorum. Peki bunun süresi nedir? Botokstan farkı nedir? Şimdi şöyle, botoksla aynı efekti elde edemezsiniz. Yani kaş kaldırma çok daha ciddi ve kalıcı bir şey. Ve kaş kaldırmanın yaşı da yok. Yani 20'li yaşlarda bir hastam bile olmuştu. 22 yaşında geçtiğimiz 3-4 ay önce bir hastama 22 yaşında kaş kaldırma yapmıştım. Kaş kaldırma yaşla bağlantılı bir şey değil. Önemli olan şey kaşı istediğimiz şekle getirmek. Böylece kişiye daha genç, daha canlı, daha böyle dinamik bir görüntü veriliyor aslında. Klasik yüz germede biz ne yapıyoruz? Bakın gösterebilirim şuradan. Hastamızda gördüğümüz klasik, evet, yüz germe. Klasik yüz germe. Mesela şimdi sürekli deniyor, kulak arkasına topluyoruz. Evet, kulak arkasına topluyoruz ama kulak önden girerek kulak arkasına topluyoruz. Yani kulağı da kesip geriye almıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani buradaki deriyi bakın buradan keserek ki bakın daha çok yeni olmasına rağmen izleri görüyor musunuz? Evet. Daha 2 ay önce olduğu i̇ki için önce, işlem evet. İzler hafif hafif gözüküyor. Evet ama belirginliği son derece az. Bakın siz bile baktığınız zaman anlamanız zordur bayağı. Evet. Ve bu şekilde arkaya doğru. Bu işlemle bakın alt yüz ve orta yüzü germiş olduk. Aynı zamanda boynu da germiş olduk. Son dönemlerde oldukça trend göz kapağı ameliyatı. Genelde yaş ilerledikçe mi göz kapakları düşüyor? Şimdi göz kapağı ameliyatı aslında 40'lı yaşların ameliyatıdır. Yani 40 yaşındaki bir birey artık yavaş yavaş göz kapağından rahatsız olmaya başlar ve bunu yaptırmak isteyebilir. Tabii 30'lu yaşlarda da karşılaştığımız oluyor ama genellikle 40'lı yaşlardan sonra yapılan ameliyattır. Göz kapağı ameliyatı ve kaş kaldırma yaptırmak isteyenler için Fatih Bey'e soruyorum. Peki bunun fiyatı nedir Fatih Bey? Şimdi şöyle, göz kapağı olsun, kaş kaldırma olsun, bu tip ameliyatlarda tabii genel anestezi kullanılıyor. Bir takım cihazlar kullanılıyor. Hastanın hastanede yapması gereken bir takım süreçler var.
Eğer üst göz kapağıysa bu lokal anestezi altında yapılabilir ki bunlar da fiyatları belirleyen şeyler. Bu nedenle bu tip ameliyatları yani Türk lirası olarak söyleyecek olursak 7.000 ila işte 15.000 ya da 20.000 lira arasında düşünebilirsiniz. Yani 7.000'den başlayan bir fiyat aralığında olur. Tabii ikisi birlikte yapılabilir, tek tek yapılabilir. Burada aslında fiyatı belirleyen bir sürü etken var. İyileşme süreci ne kadar? İyileşme süreci göz kapağı eğer sadece göz kapağı olur ise bunu 5 gün gibi düşünebilirsiniz. Eğer kaş kaldırma da yapılmışsa ya da kaş kaldırma ayrı bir şekilde yapılmışsa onun için 1 hafta diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugün en trend estetik ameliyatlarıyla sizlerin karşısındaydım. Başka bir konuyla görüşmek üzere.